Alo, merhabalar. Deva Hanım'ın telefonu. Deva'yı aramıştım ben. Siz kimsiniz? Canan ben, amcacığım. Deva yanınızda mı? Yok, yanımda değil. Partide o. Ne partisi bu? Yeni kurduğu markası var ya, onun lansmanı var. Yani onun partisi. Nerede bu parti? Evde. Gülcemal Bey'in evinde. Ben götüreyim mi Deva Hanım'a telefonu? Alo. 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 Telefonum çaldı. Israrla çaldığı için açtım ben de. Ne olur kızma. Baban aradı. He? Burada olduğunu söyledim. Çok sinirlendi. Derhal eve gel. Yarım saate gelmezsen ben gelip alırım seni. Beni delirtme Deva. Benim gitmem lazım. Gülcemal'e söyler misin? Çıkması gerektiğini. Deva! Dur, ben sana bir araba ayarlayayım, ne olur. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Baba, baba nereye gidiyorsun? Gidip kızımı alacağım oradan. Saçma mı? Dur lütfen. Ne duracağım kızım, ne duracağım? Babacığım... Ben bu kızı başka türlü dizginleyemeyeceğim. Babacığım, Gülcemal'in evine mi gideceksin? Gitsen almayacaklar, alsalar rezillik mi çıkaracak? Rezil olacağımız kadar olduk zaten. Herkes bizim arkamızdan konuşuyor. Baba. Senin kardeşin nerede peki? O adamın kuyruğundan kopamıyor. İbrahim amca, tamam. Tamam, sakin ol. Sen karışma, bu aile meselesi. Baba tamam. Tamam Deva, gelsin alırız karşımıza, konuşuruz. Ne gerekiyorsa da yaparız. Ama oraya gitmek olmaz, saçmalama. Yok, ben gideceğim. Baba... Baba, her şeyi anlatacağım şimdi sana, tamam mı? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Utanmadan arkamdan iş çeviriyorsun. Sana yüzümü eğme dedim. Sana hakkımı helal etmem dedim. Ben burada yanlış bir şey yapmadım. Nedir öyleyse bu yaptıkların? Ya hiçbirini sağlıklı düşünemiyorsun. Sen çok mu sağlıklı düşünüyorsun? Ha? Sana o adamdan uzak duracaksın dedim. Aradın, buraya kadar getirdin. Onunla çalışmayacaksın dedim. Gittin adamla marka kurdun. O adamla olmaz dedim. Şu evi düzene sokana kadar neler çektiğimizi sen biliyorsun. Evet. Ne için? Zafer Hanım ve oğullarından uzak durmak için. Sonuç, biri burada, benim kızım da diğerinin evinde. Tamam İbrahim amca, sorun bense meğer, ben giderim. Hayır Erman. Hayır. Defol git o zaman. Buraya gelmen hataydı zaten. Bıktım artık Zafer Hanım'dan da oğullarının dertlerinden de. Ya yeter! Yeter ya! Tamam, bana ne söylemek istiyorsan söyle, konuş. Ama Armağan'a böyle konuşamazsın. Ya sen böyle bir adam değilsin. Armağan buraya gelmek zorunda kaldı. Neden? Bu... Yok mu başka gidecek yeri? Yok! Yok, kimsesi yok! Burası kimsesizler yurdu değil. Eva, kızım. Yok yok, hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. İbrahim Usta, ben gayet iyi anladım. Çok haklısın, burası kimsesizler yurdu değil. Yani burada sen kimseye bakmak zorunda da değilsin. Hiçbir mecburiyetin yok. Arman, yürü gidiyoruz. Deva. Kızım, ben öyle demek istemedim. Deva, saçmalama. Deva, tamam. Deva, bak tamam, dur. Bak. Kızım. Bırak şunu. Kızım yapma. Bırak. İpek bırak. Hadi. Bırak diyorum, bırak. Bak bırak. Şu an burada kalamam, tamam mı? Bırak. Bir anda ağzımdan çıktı. Kızım öyle demek istemedim ben. Evet. Seni hiç kimseden ayırmadım. Öyle demek istemedim. Keşke deseydin. Deseydin bu kadar canım acımazdı. Deva bak. Yapma kızım, yapma. Deva durur musun? Deva, Deva bak. Deva saçmalıyorsun bak lütfen. Sinirle söyledi. Deva lütfen, Deva. Bırak. Deva lütfen. Bırak. Bilerek yapmadı, tamam mı? Lütfen sakinleşin, öyle konuşun. Hadi, hadi bak, ben rica kızım, ediyorum. Kızım dur, gitme. Gitme. Gidiyor. Deva.
Neva dursan. Neva'cığım iner misin? Bak konuşalım, nereye gidiyorsun? Neva, İbrahim amca bana gerilmişti. Hepsi benim yüzümden oldu. Seninle hiçbir alakası yok Erman. Ya yapma böyle. İbrahim amca bilerek isteyerek sana böyle bir şey asla söylemez. Onun derdi benimle. Lütfen geri dönelim artık. Hadi lütfen. Erman, kendini suçlamaya keser misin? Sen benim kardeşim değil misin? Bırakmayacağım seni. Üzme artık kendini. Ağlama artık. Sadece gücüme gitti söylediklerim. Kimsesizliğimi hiç bu kadar hissetmemiştim. Ben de devam. Ben de. Kız görünür de yok. Hadi. Tamam. Hallettin mi? Allah'ım, hallettim hallettim de kısa yakalanıyordum lan, az kalsın. Ne dedi arkadaşın? Anahtarı alabildin mi? Aldım anahtarı. Ama arkadaşın harbi kızmış ya. Çıkarmış vermiş. Helal olsun. Öyledir ya. Öyle ama zaten onlar da o evi çok kullanmıyorlar. Öyle yazdan yaza gidip geliyorlar. Ha neyse, hadi biz gidelim de şu eve başımızı bir sokalım. Hadi bakalım. Hala arıyorlar ya. Bir susmadı. Kapat. Kapat bak, ben kapattım. Beni kimse arayamıyor. Kapat. Doğru diyorsun. Oğlum orman yoluna girdi bu lan. Daha iyi abi. Farları kapat. Bizi fark etmesin keklikler. Nasıl yol ya? Kapkaranlık. Bir tane ışık koymamışlar. Arman, gidiyoruz işte yavaş yavaş. Ne diye korkutuyorsun şimdi ya? Ya gidiyoruz da. Umarım doğru gidiyoruzdur. Doğru gidiyorum. Tarif ettiği yerden saptım. Şimdi böyle devam edeceğiz dümdüz. Sonra çıkacak ev karşımıza. Telefonlar kapalı. Konum desen yok. Arman, doğru gidiyoruz diyorum. Ayrıca ben gittim buraya bir kere. Gündüz geçtim buradan. Aslında bu yol çok güzel bir yol, biliyor musun? Ağaçlık burası full böyle. Ama şu an karanlık olduğu için görünmüyor. Yalnız baya baya ıssız sapa bir yolmuş burası. Bir tırsmadım desem yalan olur. Sus sus, ben de biraz tırstım da çaktırmamaya çalışıyordum. Neyse ya, bizim için daha iyi zaten değil mi? Yani kimse bulamasını istiyoruz ya, bulamazlar işte. Yani o açıdan bakınca mantığa yatıyor da. Nerede bu ev ya? Bayağı bir bilinmeyene doğru gidiyoruz. Ya sen bana güvenmiyor musun? Yani şu araç kullanma şekline tam bir teslimiye sağlayamıyorum. Allah Allah. Nankör. Ne oluyor ya, bu ne? Ne diyor? Ne bileyim, anlamadım. Lastik işareti var. Arabayı durdurun yazıyor. Durabileceğim bir yerde çek biz abi, bakalım.
Beyler, çivi işe yaradı. Dörtlüğü yaktılar. Duracaklar. Baksana, bir şey girmiş buna. Al işte ya. Demek bu patlatmış lastiği. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Yol yardımı çağıracağız. Gelip değiştirecekler. Tamam, ara hadi. Ya telefonu açtık da çekmiyor ki. Seninki? Yok, benimki de çekmiyor. Yapacak bir şey yok. Birilerinin gelmesini bekleyeceğiz. Şaka gibi. Çal kapıyı. Evde yoklar galiba. Evdeler, biliyorum. Beni gördüler tabii, ondan açmıyorlar kapıyı. Çal bir daha. Oğlum Armağan, ben gitmeyeceğim ben buradan. Armağan! Armağan! İbrahim, içeride olduğunuzu biliyorum. Kapıyı açın. Ne arıyor bu ya? Ne var söyle? Ha, bak ortalık çok çalkalanıyor, karıştı. Böyle acayip acayip şeyler oluyor burada. Ne oluyor? Ya İbrahim'le İpek geldiler, buradalar şu an. Ne, Armağan? Armağan nerede? Yok işte, Armağan yok, Deva yok. Sırra kadem basmışlar, yoklar yani. Ne demek sırra kadem basmış? Neden Deva'yla Armağan beraber gitmişler? Ya ne bileyim ben işte ya. İbrahim'le İpek Deva'yı bulsunlar diye koştur koştur buraya gelmişler. Gülcemal'e koşmuşlar. Yoklar işte, senin anlayacağın ikisi de. Adamlar nerede? Ya en son konuştuğumda bir saat kadar önceydi herhalde. Deva'nın arkasındaydılar. Hayırdır efendim, bir şey mi oldu? Deva ile birlikte gitmiş Armağan. Adamları ara çabuk. Adamlar benim oğlumu tanıyorlar mı? Tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı, onu söyle bana. Bilmiyorum yani, tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı bilmiyorum gerçekten. Ama arayayım hemen. Çabuk ara. Allah'ım aklım kur. Allah'ım. Allah'ım aklım kur. Kapalı. Öbürlerini ara, herkesi ara, diğerlerini ara, bir şey yap. Ya onu mu tanımıyorlarsa, ya başına bir şey gelirse, ona bir şey yaparlarsa. Allah'ım yarabbim. Nerede? Kapalı. Bu da kapalı. Nerede bu adamlar? Nerede bu adamlar? Efendim sakin olun, ulaşmaya çalışıyorum. Ya ben ürküyorum artık bak. Kötü bir his var içimde. Aman ben daha fazla dayanamayacağım. Ben çok korkuyorum. Korkarsın tabii ya. Şu mekana bak. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Baksana, bir hayat belirtisi yok. Aman ne diyorsun ya? Sağ ol, çok güzel su serptin içime. Ya ne yapalım kızım, ürkünç bir yer işte burası. Hayır, düşünüyorum, bir çözüm de bulamıyorum. Ne yapacağız yani biz bu karanlıkta? Bir yol bilmeyiz, yordan bilmeyiz. Nasıl bulacağız biz bu evi? Bilmiyorum. Ne yapacağız ya? Arabaya bineceğiz. Kapıları kilitleyeceğiz. Ve gün doğana kadar bekleyeceğiz. Baksana, gelen giden kimse yok. Bekliyoruz işte, yok. Daha iyi bir fikrin var mı? Biri geldi. Buradayız! Buradayız! Armağan, farlar bir anda yandı Armağan. Ya tamam, yardıma gelmişlerdir belki. Tamam, sakin dur, ol. Dur yapma Armağan. Deva, kaçamayız hiçbir şey. Annemin adamları onlar, ben konuşacağım. Sakin. Ne istiyorsunuz? Hı?
Niye peşimizdesiniz? Söyleyin ona, hiçbir yere gelmiyorum. Ne diyorsun lan sen? He? Ne anlatıyorsun? Alın lan kızı. Devam kaç! Devam kaç! Devam kaç! Devam! Devam! Devam, ben buradayım, kaç! Devam! Gel buraya! Yakala onu! Devam kaç! Devam kaç! Demek oyun oynamak istiyorsun, öyle mi? Devam! Kimse yok. Gel buraya. Tavşan kız. Taze taze tut. Oyun mu oynamak istiyorsun ha? Gel buraya. Nereye kaçacağım bakalım? Buralarda. Çık ortaya. Ne oldu? Bulamadınız mı hala? Buralarda nereye gidecek ki? Nereye gitti oğlum bu kız? Kaçamaz ki. Ben oradan. Bir de sen gel benimle. Biliyorum burada olduğunu. Keşke Gülcemal'i durdurmasaydın, öldürseydin. Bana bak. Bak, geçen sıktığın kurşun yüzünden neredeyse sakat kalıyordum. Bu sefer gebertirim. Yemin ediyorum gebertirim seni. Unuttum zannetme ha. Yaklaşma, yaklaşma bana. Kat. Yaklaşma. Kat. Yaklaşma bana. Kat. Dur. Ya ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Gel. Lan! Bana bak.
Bak bana bak. Sakin olacaksın tamam mı? Bak sakin olacaksın. Hadi gelsin Gül Cemal. Gelsin de yağdırsın üzerimize kurşunları. Gerçi gelemez. Silahını bırakmış diye duyduk biz onu. Ha? Hadi gelsin kurtarsın seni benim elimden. Kim kurtaracak şimdi seni? Sıkayım mı? Yapma. Yapma. Gülcemal. Gülcemal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.